Değerli izleyenler merhaba. Emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı yapıcı ve EYT serilerinde yepyeni haberlerle karşınızdayım. Biliyorsunuz malum EYT ile alakalı son günlerde önemli açıklamalar yapıldı. Burada öncelikle Kuzey Suriye'de başarılı bir operasyon gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlarımızı ve şükranlarımızı, şehitlerimize de acil rahmet ve onların bu yüce makamına büyük dualar ve sevgiler yolluyoruz. Değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımız EYT ve emeklilikte yaşı takılanlar diye adlandırdığımız bu güzide kesmin emeklilik serüveninde artık sona gelindiğini ve EYT ile ilgili büyük bir adımın gerçekleşeceği haberlerini almaya başladık. Bunu neden söylüyorum? Ankara'da görüştüğüm değerli kardeşim ve birkaç araştırmasından bana ilettiği durum, muhalefetin hükümet EYT'yi çıkaracak galiba, artık işimiz zor demeye başladığını ve iktidar cenahından EYT iyi hamle oldu, gerçekten iyi oldu, güzel oldu şeklinde açıklamalar yoğunlaşmış ve kulislerde bu konuşuluyor. Meclisin tabii ki kulislerinde de EYT konusunda hükümetin büyük bir avantaj yakaladığı konuşuluyor. Bu hava gerçek, bu söylemler gerçek. Yani emeklilikte yaşa takılanlar için küsuratsal ve ayrıntısal son demlenen ve gelişen bu EYT komisyonunun oluşturduğu rapor, Sayın Cumhurbaşkanımızın %99.9 evet diyeceği konuşuluyor. Tam da biz bunu demişken, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuya bakışıyla alakalı bazı söylentiler ve sözler duyuyoruz. Bu sözlerden duyduğumuz düşünceler ve sözler şunlar. Neymiş efendim? İşte 47 bilmem ne yaştan sonra olmayacakmış. Bilmem ne efendim 45'ten sonra olmayacakmış değerli izleyenler. Bu yapılan çalışma tüm EYT için yapılıyor. Yani hizmet ve yıl eksiği olanlar için de yapılıyor. Bunu anlatamıyorum. Nereden çıktı 47 üstü? Öyle bir şey yok efendim. EYT komisyonunun oluşturulacağıyla alakalı. Daha önceden bu konuyla alakalı bilgileri sizle paylaşmıştım. Bununla ilgili niye paylaştım? Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya duyarlılığını göstermek için. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Bu konuyla ilgili aylar sonra talimatı verdi. Ve bu talimat çerçevesinde bu plan onaylayacağına artık kesin gözüyle bakılıyor. Ve burada EYT komisyonuna düşen çözüme dayalı ve orta noktada birleştirilen bir çözüm planı oluşturması. Yani bir kısım EYT'yi dışarıda bırakmaması. 95 ila 99 yıl arasında iş eksiği olanların 95 ila 99 yıl arasındaki hala da EYT hüviyeti kazanılmış olan bu prim ve hizmet yılı eksiği olanlara kesinlikle çözüm öğren bir planın geleceği konuşuluyor. Bu kadar önemli hususun dile getirildiği ve irdelendiği bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda gerçekten güçlü nüanslı ve güçlü verilerle bir adım atacağına yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeklilikte yaşa takılanlarla alakalı bu süreçte önemli bir ivme kazanacak bu yolda önemli ve güzel haberlerle EYT'yi gerçekten sevince boğacağına inanıyoruz. Dış operasyondan sonra EYT ile ilgili sorunda, sosyal konularda ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Biz içeride bugün söyledi, birbirimize merhametli olacağız. Birbirimizi anlayacağız. Evet. Gelin size işte EYT için, EYT dramı için tam da rapora onaylanacağı zaman bundan güzel bir açıklama olabilir mi? Tam da rapor onaylayacağı zaman bundan daha önemli ve etkin bir açıklama olabilir mi? Olamaz. İşte burada önemli olan vurguyu yapmış bulunuyorum. Burada emeklilikte yaşa takılanları anlamış bulunuyorum. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanların artık sonuca doğru gittiğini ve emekliliğe çok yaklaştığını görüyoruz. Her zaman söylüyorum, 94 ila 99 arası olan bu EYT'lilerin hizmet ve prim yılı eksiği içinde bu planda kesinlikle yer olacaktır. EYT %50, %40 değil, EYT tamamen
bu konuda bir ve yekan çıkacaktır. Evet değerli izleyenler, EYT tek bir kolda kesinlikle kararlı adımlarla çıkacaktır. Önemli olan nedir? Önemli olan EYT'nin kendi haklarını sonuna kadar EYT'nin kendi haklarını sonuna kadar savunabilmesi ve bu konuda zaten tek bir çatı altında haykırdığını görmek bizlerin en büyük mutluluk vesilesi. İnanın EYT kartının uygulanacağı alan ve zaman hiç bu kadar uygun olmamıştı ve hükümetin de en ihtiyacı olduğu dönem bu kadar olmamıştı. Yani süreç ve zaman, konjonktür EYT için çalışıyor. Toplumsal dinamikleri kazanma yoluna giden ve EYT konusunda talimatı veren Sayın Cumhurbaşkanımızın da keyfi yerinde. Özellikle Kuzey Suriye'de Türk milletinden aldığı güçle çok büyük bir harekat düzenleyen ve bütün dünyaya Türk ordusunun gücünü gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten alınan bu zaferden dolayı keyfi yerinde. İş bununla da kalmıyor. İş politikada EYT'li kardeşlerimizi kazanma yolunda çok büyük, tek bir vücut halinde yoğun bir çaba sarf ettiğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok ehemmiyetli, sabırlı ve itidalli olduğunu görüyoruz. Önemli olan bu süreçte sağduyulu ve emin adımlarla ilerlemek. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu adımlarla ilerlediğini söylemek mümkün. Evet değerli izleyenler, Erdoğan'ın EYT ile ilgili onayı ve EYT ile ilgili büyük reformunu biz kendi ağzından duyacağımıza inanıyoruz. Bu konuda tabii ki sözcülerine açıklama yaptırabilir. Ama EYT söz konusu olunca bu müjdeyi kendisinden, sesinden duyacağımıza inanıyoruz. Milyonlarca insanını sevindirmek nasıl bir duygu olsa gerek. Biz bu sevinci Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyle, evet, büyük bir şevkle yaşamak istiyoruz. Artık bu kadar çözüme yakın olduğumuz dönemde, EYT'nin tam çözüme yaklaştığı dönemde kayıkçı kavgası yapan bazı EYT savunucuları, sözde savunucuları gerçek niyetlerini tam çözüm aşamasındayken ortaya çıkarmışlardır. Maksat EYT'nin emekli olması gerekirken hala EYT'yi temsil noktasında yer ve yurt arayışına girenler ve EYT için çaba sarf eden STK'ları acımasızca eleştirenleri EYT'lilere havale ediyorum. EYT için çabalayan STK'lara güç vermek, onları güçlendirmek yerine onları haksızca eleştiren bazı yayıncılar gerçekten yanlış yapıyorlar. Burada amaç, bir kez daha söylüyorum, EYT'nin emekli olması. Bu kadar pozitif bir akımın ilerlediği ve çözümün kamçılandığı yayınlarımızla EYT'ye gerçekten önemli bir yol açtık. Hamasetin, hizipçiliği EYT'nin içinden söküp attık. Çünkü bu konularda yüzlerce ve binlerce uyarımız EYT'nin çıkmasında önemli bir ivme teşkil etti. Bizler de bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de değerli yetkililer olarak bütün yöneticilerimize, bu konuda EYT ile uğraşan yetkililerimize hepsine güveniyoruz. Özellikle EYT komisyonuna yaptığı çalışmalar dolayısıyla tekrar buradan şükranlarımı sunuyorum. Ve her zaman onlara da söylediğim gibi tüm desteklerimi ve tüm iyi dileklerimizi onlara ilettiğimizi belirtmek istiyorum. EYT hiçbir zaman bu kadar yakın olmadı. EYT hiçbir zaman bu kadar yakın olmadı değerli izleyenler. Evet, EYT hiçbir zaman bu kadar yakın olmadı. Bu hususta bir kez daha söylüyorum. Bu hususta